Yaşlanmaya kesin çözüm, selenyum. Bütün insanların ortak kaygısıdır yaşlanmak. Gençlikte yapılan her hareketi artık kısıtlı şekilde yapmak. Bazı yapılacak işler için yardım almak ve yüzümüzde oluşan kırışıklar bizim yaşlandığımızı gösteren belirtilerdir. İşte yaşlanmayı geciktirme etkisi olan selenyum bu belirtileri azaltacak tek çözümdür. Selenyum, doğadaki bütün bitkiler, hayvanlar ve insanlarda bulunan olmazsa olmaz işlevsel elementlerden bir tanesidir. Glutatyon peroksidaz enzimi hücreleri oksidasyondan ve reaktif kimyasalların zararlı etkilerinden koruyan en önemli enzimdir. Ve bu enzimin yapı taşı selenyumdur. Yaşlanma karşıtı bir mineraldir. Hücrelerin yıpranmasını engelleyerek yaşlanmayı geciktirir. Deniz ürünlerindeki metal civayı bağlar vücudumuza alınmasını engeller. Tiroid problemlerinde vücudumuzun destekçisidir. Kataraktan koruyucudur. Enfeksiyonlardan korur. Karaciğer yağlanmasını önler. Stresin vücudumuza zarar vermesini engeller. Eksikliği zararlı. E vitamini ve selenyum birbirini tamamlar şekilde çalışır. Selenyum bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Çok sık hastalanmak, geç ve zor iyileşmek gibi belirtiler selenyum eksikliğinin habercisi olabilir. Selenyum yetersizliğinde büyüme geriliği olur ve iskelet ve kas sistemi zayıflar. Kas krampları oluşur. Kalp büyümesi ve kalp yetmezliği görülmesini kolaylaştırır. Kaynakları Türkiye'de üretilen et ve bitkisel kaynaklarda yeteri kadar selenyum bulunmaktadır. Selenyumun en iyi ve en etkili kaynağı deniz ürünleri ve balıktır. Diğer et ürünleri de iyi bir selenyum kaynağıdır. Bitkisel selenyum kaynakları ise sarımsak, soğan ve tahıl taneleridir. Selenyumu yeterli miktarda almak için haftada 2 gün balık, 2 günde kırmızı et yemeliyiz. Yemeklerimize ve salatalarımıza bol miktarda soğan, sarımsak koymak, tam tahıl ekmeği yemek de selenyum ihtiyacımızı karşılar. Selenyumu bol bulunan yiyecekler. Yaban mersini. Birçok meyve ve sebzeden daha çok antioksidant etkisine sahiptir. Antioksidanlar ciltte kırışmalara karşı en etkili koruyucudur. Fasulye. Protein açısından oldukça zengindir. Bu sayede saç uzamasını olumlu yönde etkiler ve saç tellerini güçlendirir. Kızıldık şerbeti. Dişlerde plak oluşumunu engellemeye yardımcı olur ve bu sayede dişlerin sararmasını yavaşlatır. Kan portakalı. Bir antioksidan ve biyoflavin içeren kan portakalı damar ve kılcal damarları güçlendirerek kalbin zarar görmesini engeller. Havuç. A vitamini açısından zengindir, saç derisini besler ve saçların parlak görünmesini sağlar. Brezilya fındığı. Zengin bir antioksidan kaynağıdır. Hücre yenilenmesine yardımcı olur ve cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Günde 2 fındık kadar çok faydalıdır. Siyah çikolata. Tatlı ihtiyacını azaltan siyah çikolata, iyi bir antioksidan flavonoid açısından da zengindir. Kırmızı şarap, kalp açısından faydalıdır, antioksidan türü polifenol içerir. Balık yağı, selenyum içeriği sayesinde güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korur ve kansere yakalanma riskini azaltır. Az yağlı peynir, protein açısından zengin olan peynir, saç uzaması ve kemik sağlığı açısından çok faydalıdır. Selenyumun eksikliğinde neler olur? Kanser hastalarında selenyum düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Beslenmemizde selenyum miktarı düşük olduğunda kanser hastalığına yakalanma riski de artış olduğu düşünülmektedir. Selenyum aynı zamanda immün sistem çalışmasında çok etkilidir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Selenyum eksik alındığında antijenik yanıt dediğimiz bağışıklık sisteminin savunma mekanizmasında da azalma olur. Çok sık hastalanmak, geç ve zor iyileşmek gibi belirtiler selenyum eksikliğinin habercisi olabilir. Selenyum yetersizliğinde büyüme geriliği olur. Selenyum yetersizliğinde iskelet ve kas sistemi zayıflar. Kas krampları oluşur. Selenyum eksikliği kalp büyümesi ve kalp yetmezliği görülmesini kolaylaştırır. Selenyumun olası yan etkileri nelerdir?
Selenyum eksikliğinde günlük tavsiye edilen dozları aşmayacak miktarda selenyum desteği alınması durumunda genellikle olumsuz bir sonuçla karşılaşılmaz. Kontrolsüz bir şekilde yüksek doz selenyum alınması durumunda bazı yan etkiler görülmektedir. Nefesin sarımsak gibi kokması, halsizlik, ateş, bulantı, kusma, saç ve tırnaklarda zayıflama gibi şikayetlerin yanı sıra karaciğer, böbrek ve kalbe ait sorunlar istenmeyen bu durumlarda örnek olarak verilebilir. Eğer kullandığınız başka ilaçlar varsa bunlardan selenyumla etkileşebilecek olanlara özellikle dikkat edilmelidir. Mide asidini azaltmak için kullanılan antiasit ilaçlar, kolesterol yüksekliği için kullanılan statin grubu ilaçlar, niyasin, kortikosteroidler, doğum kontrol ilaçları, kemoterapide kullanılan ilaçlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız selenyum eksikliğine yönelik bir tedavi almak için mutlaka bir doktorun kontrolünde olmanızı özellikle tavsiye edilmektedir.